günaydın sayın seyirciler. Saatler 8'i gösteriyor. Takvim yaprakları 4 Şubat günlerden cumartesi sabah haberle karşınızdayız. Sabah habere güne yansıyan haberlerle başlayacağız. Ardından da basın özetleriyle karşınızda olacağız sayın seyirciler. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin barış gücünün görev süresi uzatılırken Rum kesiminden tek taraflı rıza alınmasına tepki gösterdi. Oktay, Kıbrıs'taki barışın teminatının Birleşmiş Milletler barış gücü değil, garanti antlaşmasından doğan hak ve yükümlülükleriyle, Türkiye'nin garantörlüğüyle adada bulunan Türk askeri olduğunu vurguladı. Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırdı. Gelişme mücadelesine Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da düzenlenen Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti El Ele Eğitimde Daha İleriye programında yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunda net mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 30 Ocak'ta aldığı Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü'nün görev süresini bir yıllığına uzatan kararına işaret eden Oktay, bu kararla Kıbrıs konusunda yıllardır yapılan yanlışlara bir yenisinin eklendiğini söyledi. Barış gücünün görev süresi uzatılırken Rum kesiminden tek taraflı rıza alınmasının ne insani, ne diplomatik, ne de hukuki bir karşılığı yoktur. Konsey bu kararıyla denenmiş ve başarısızlığı ispatlanmış çözüm modeli üzerindeki ısrarından vazgeçmediğini göstermektedir. Yani uluslararası toplum kılıfında Akdeniz'de korsanlık devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Maraş konusunda da at gözlüğünü çıkarmadığını anlatan Oktay, kararda Kıbrıs Türk Devleti toprağı olan Maraş'ta atılan ve atılacak adımlara dair kullanılan tehditkar ifadelerin, Rumların çarpık zihniyetinin konseyi nasıl rehin aldığını gösterdiğine dikkati çekti. Oktay, bu tehditlerin Kıbrıs Türk Devleti makamlarını ve Türkiye'yi korkutmayacağının da altını çizdi. Herkes bunu böyle bilsin. Adada barışın teminatı Birleşmiş Milletler barış gücü değil, garanti antlaşmasından doğan hak ve yükümlülükleriyle Türkiye'nin garantörlüğü ve adada bulunan Türk askeridir. Eğer Birleşmiş Milletler samimi ise, çözümde samimi ise, barış gücünün devamında samimi ise masaya oturur ve var olan Kıbrıs Türk Devleti ile de konuşur, görüşür, iznini alır. Sonrasında barış gücü veya başka ne tür çözümse de bunlar konuşulur, oturulur, değerlendirilir. Ama tek taraflı kararlar alamaz, alırsa da tanımayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve uluslararası toplumu Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırdı. Kıbrıs meselesinde yalnızca Kıbrıs Adası'nın değil, Doğu Akdeniz bölgesinin de istikrar ve refahına katkı sağlayacak bir çözüm için gayret göstermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk Devleti'nin gelişmesi yönünde her alanda kalkınma desteklerimizi de sürdüreceğiz. Bu kazanımların sürmesi için Kıbrıs'ta istikrar son derece önemlidir. Gündelik polemiklerle değil, ancak Kıbrıs Türk'ünün istiklali ve istikbali için dertlenen mekanizmalarla, metotlarla, yapılarla mümkündür. Bugün olduğu gibi Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne eğitim materyalleri gönderildi. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti El Ele Daha İleriye projesi kapsamında gönderilen eğitim materyallerini taşıyan 14 tır törenle Ankara'dan yola çıktı. Eğitim materyallerini uğurlama töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Eğitim alanında hem ekonomik ve kalkınma işbirliği. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti El Ele Daha İleriye projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilecek eğitim materyallerini taşıyan 14 tır törenle Ankara'dan yola çıktı. Ankara'daki ders aletleri yapım merkezinde gerçekleştirilen törene Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi İsmet Korukoğlu katıldı. Törende konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu son dönemde yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde olan söz konusu projenin içinde bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. Türk devletini hep birlikte kalkındırmak hepimizin görevidir. Ana vatanımızın da bizim de görevidir ve biz bu dönemde nöbeti tutanlar olarak, bayrağı elinde tutanlar olarak, bayrağı daha yukarıya çıkarmak adına benim görevim Milli Eğitim Bakanı olmam hasebiyle sağlıklı nesiller, güçlü nesiller yetiştirmek için mücadele ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay Beyefendi olmak üzere bu desteği bugün burada bulunmamıza ön ayak olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer hocamız olmak üzere Sayın Valimiz ve Büyükelçilerimiz. Herkese bu birlikteliğe gönül veren ve destek veren ve verecek olan herkese canı gönülden öğrencilerim adına, halkımız adına teşekkürlerimi sunar, saygılarımı sunarım. Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine işaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için anlamını izah etmeye gerek yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki değerli yavrularımızın daha nitelikli bir şekilde eğitim alabilmeleri için bakanlık olarak her adımı atmaya hazırız dedi. 25 Ocak 2023 tarihi itibariyle Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Çok hararetli bir toplantı oldu. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm okullarımızın ihtiyacını karşılamayla ilgili söz verdiğimiz her şeyi bugün 14 tırla Kıbrıs'ımıza uğurluyoruz. Ben desteklerinizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarının karşılanmasında her zaman bizim yanımızda olduğunuz müteşekkiriz. Bu üretimi gerçekleştiren tüm çalışma arkadaşlarımı, tüm genel müdürlükleri kutluyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıktan ulaştırma ve altyapıya, enerjiden tarıma kadar her alanda Kıbrıs Türk'ünün yanında olduklarını ve olmaya devam ettiklerini söyledi. Eğitim alanında hem ekonomik ve kalkınma işbirliğimiz çerçevesinde hem de STK'lar arasındaki dayanışma yoluyla karşılıklı işbirlikleri sürmektedir. Eğitim altyapısının iyileştirilmesinden öğretmen kadrosunun güçlendirilmesine, yeni yöntemlerin uygulamaya konulmasından öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütülmektedir. Kıbrıs Türk Devleti'nin kalkınma mücadelesinde eğitimin kritik öneminin farkındayız. Kuzey Kıbrıs'ın geleceği, aslında kuzey demek de istemiyoruz artık. Kıbrıs'ın geleceği, Kıbrıs Türk Devleti'nin geleceği bugün eğitim çağında olan çocuklarımız, gençlerimizdir. Kıbrıs Türk'ü gençlerimizin nitelikli olması, kaliteli eğitim alması, bilimde, sanatta, kültürde, sporda gelişmesi son derece önemlidir. Okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, aynı zamanda ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Oktay, onlara ne kadar eğilir, analitik ve bilimsel gelişmelerinin yanında milli manevi yönlerden de onları ne kadar güçlendirirsek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yarınları o kadar aydınlık olacaktır diye konuştu. Kıbrıs Türk Devleti'nde mevcut eğitim yapısına baktığımızda, öğretmenlerin mesleki gelişimiyle müfredattaki eksiklikler öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra Kıbrıs Türk Devleti'nde diğer pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yapısal reforma ihtiyaç olduğu ama arzu edilen seviyede mesafe alınamadığı da ne yazık ki bir gerçektir.
Oktay, eğitim konusu ihmal edildiği takdirde bedelinin çok ağır ve yıkıcı olabileceğine işaret ederek, Kuzey Kıbrıs'ta bilgiyle kuşanmış, teknolojiyle donanmış nesiller için Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmakta kararlı olduklarını vurguladı. Bu çerçevede okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde Kıbrıs Türk'ünün nitelikli eğitime erişmesi için destek verdiklerini söyleyen Oktay, Kıbrıs Türk Devleti Milli Eğitim Bakanlığı'yla Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitimden hayat boyu öğrenmeye farklı birimler arasında sıkı işgüdüm ve tecrübe paylaşımının devam ettiğine dikkati çekti. Gönderdiğimiz eğitim materyalleri destekleri de Türkiye Kıbrıs Eğitim İşbirliği'nin güzel bir örneğidir. Kıbrıs'a, Kıbrıs Türk'üne uğurlayacağımız 14 tırın içinde okul öncesi eğitim setlerinden akıllı tahtalara, mesleki eğitim donanım sistemlerinden yardımcı kitaplara binlerce eser ve materyal bulunuyor. Ama asıl önemlisi bu tırlar milletimizde Kıbrıs Türk'ünün gönül birlikteliğini, kültür birliğini ve ses bayrağımız Türkçe'yi paylaşmaktadır, taşımaktadır. Ülkemizin desteğiyle Kuzey Kıbrıs'ta yükselen hastaneler, yollar, tarım tesisleri gibi Türkiye'nin milli davasına olan inancını sembolize etmektedir aynı zamanda. Biz altılı masadakilerin yaptığı gibi Kıbrıs Türk'ünü bir kıyıya, köşeye koyup iki yüzlü uluslararası toplumun gözlüğünden bakacak değiliz. Kıbrıs Türk'ünün dimdik var olması, Kıbrıs Türk Devleti'nin güçlenmesi bizim olmazsa olmazımızdır. Bundan sonra da Kıbrıs Türklerinin kalkınma ve gelişme mücadelesine Türkiye olarak en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da şartlar ne olursa olsun Kıbrıs Türk Devleti'nin yanında ve Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza olmaya devam edeceklerinin altını çizen Oktay, gönderilen malzemelerin en kısa sürede Kıbrıs Türk Devleti'ne ulaşmasını temenni etti ve eğitim materyallerinin Kıbrıs Türk evlatları için hayırlı olmasını diledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve ekip olmak üzere yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Ankara'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek olan 14 tır alkışlarla uğurlandı. Daha sonra ders aletleri yapım merkezi atölyelerinde incelemeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla devam edelim. Çavuşoğlu, Türkiye'den okullarda kullanılacak eğitim materyallerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilmesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, BRT'de katıldığı programda bu kapsamda okullardaki altyapı çalışmalarına yönelik atılan adımları ortaya koydu. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT'de yayınlanan 17. Saat programında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti El Ele Daha İleriye projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, kısa sürede okullardaki eksikliklerin tespit edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilmesi için insanüstü bir gayret ortaya konulduğunu söyledi. Biz de bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer ve ben ve müsteşarım bu toplantıya, törene katılarak bize sağlanan materyalleri teslim alma törenine katıldık. Tırlar şu anda yolda. Hafta sonu Kıbrıs'a ulaşmasını bekliyoruz. Pazartesi günü de ambarlarımızda olacak ve hafta içi de yine Türkiye'den gelecek olan ekiplerle, akıllı tahtaları kurma ekipleriyle tüm okullarımıza çok hızlı bir şekilde montaj çalışması yapacağız. Okullardaki altyapı çalışmalarına yönelik daha fazla gayret sarf edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya koyduğu gayretin yüksekliğini gördükçe bizim de motivasyonumuz artıyor dedi. Yapısal reformlara ilişkin olaraksa Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi. Bizim araç gereçlerimizde, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde, elektronik destek programlarının kullanılmasında, akıllı tahtaların kullanılmasında, her anlamda dünyada oluşan standartların, istatistiklerin oranına yakın bir şekle ulaşmamız tabii ki bir reformdur.
Fuat Oktay Bey'in söylediklerinden anlaşılması gereken konu budur. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ara bölgede kurulması planlanan Güneş Enerjisi Parkı ile ilgili açıklama yaptı. Tatar, Cumhurbaşkanlığı olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Rum tarafıyla yürütülen müzakereler sonucunda ara bölgede iki tarafa da hizmet verecek ve yönetilecek şekilde 30-50 megawattlık bir Güneş Enerjisi Parkı yapılmasına yönelik ön fizibilite çalışmasının başlatılması üzerinde mutabakata varıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu'nun da katılımı ve ön fizibilite çalışmasına katkı koyacak 3 kişiden oluşan uzman heyetle birlikte ilk toplantısının gerçekleştiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ara bölgede kurulması planlanan Güneş Enerjisi Parkı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Rum tarafıyla yürütülen müzakereler sonucunda ara bölgede iki tarafa da hizmet verecek ve yönetilecek şekilde 30 ila 50 megawattlık fotovoltaik bir park yapılmasına yönelik ön fizibilite çalışmasının başlatılması üzerinde mutabakata varıldığını belirtti. Tatar, ön fizibilite çalışması sonuçlarına göre ilerlenecek projedeki hedef, adamızda işbirliği içinde hem güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek, hem de bu enerjiyi piller vasıtasıyla depolayarak gerekli olacak zamanlarda kullanabilmektir, dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun da katılımı ve ön fizibilite çalışmasına katkı koyacak 3 kişiden oluşan uzman heyetle birlikte ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. AB tarafından sağlanacak kaynakla uluslararası bir şirket tarafından yapılacak olan bu ön fizibilite çalışmasına iki taraftan da üçer uzmanın destek vereceğini aktaran Tatar, elektrik enerjisinin iki taraf için de sorun teşkil etmeye devam ettiğini anımsattı. Kıbrıs Adası'nın en önemli avantajının sonsuz güneş enerjisine sahip olması olduğunu belirten Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hedefimiz güneş enerjisini en etkin şekilde kullanmak suretiyle olabildiğince hızlı bir şekilde yeşil enerjiye geçebilmektir, dedi. Tatar, bunun için de anavatan Türkiye üzerinden AB Interconnect'e sistemine bağlanabilmenin en büyük arzuları olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, böylelikle hem kendi ülkemizde hem de Rum tarafıyla işbirliği içerisinde güneş enerjisinden en etkin şekilde yararlanmayı hedefliyoruz. Hatırlanacağı üzere 1 Temmuz 2022 tarihinde buna yönelik olarak Rum liderliğine BM Genel Sekreteri aracılığıyla yapılmış bir önerimiz bulunmaktadır. Kıbrıs Türk tarafı olarak hem Kıbrıs Türk halkının hem Kıbrıs Rum halkının hem Kıbrıs Adası'nın hem de bölgemizin faydasına olacak işbirliklerine büyük önem vermekteyiz. Güneş enerjisinin etkin kullanımı açısından bugün atılan adım geleceğe dair umut vericidir. Hedefimiz bu türden somut ve faydalı çalışmaları artırarak sürdürmektir ifadelerini kullandı. Sayın seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İhracat Geliştirme Ofisi kuruluyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında imzalanan mutabakat zaptına göre İhracat Geliştirme Ofisi'ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından pazar bilgisi sağlanacak ve işletmelerin işbirlikleri oluşturulması için destek verilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde heyetiyle birlikte temaslarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turgay Deniz Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetiyle bir araya geldi. Görüşmenin ardındansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İhracat Geliştirme Ofisi kurulmasını öngören protokol imza törenine geçildi. İmza töreni öncesinde konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iktisadi faaliyetlerin daha da ileriye taşınması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte çalıştıklarına işaret etti. Turgay Deniz, özellikle engellerle mücadele eden Kıbrıs Türk iş insanının bunun üstesinden gelebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin güçlü desteğinden yararlandığını anlattı. Bundan herkes yararlanmış olacaktır. Üreten de yararlanacak, alıp satan da yararlanacak, kullanıcı da yararlanacaktır. Bundan ülkemiz kazanacak, yatırımcımız, çalışanımız kazanacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise odanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vizyonunu ifade etti. Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ekonomik
ilişkilerimizin gelişmesine çok önem veriyoruz. Kıbrıs Türk halkının daha da zenginleşmesi için ancak bunun ticaretten ve yatırımdan geçtiğini biliyoruz. Bunun için de her türlü katkıyı vermeye hazırız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin dünya ekonomisine entegre olmasını istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çalışmalarımızı 4 başlık altında sürdürmekteyiz. İlk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özel sektörünün gelişmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yatırım ortamının iyileştirilmesinde son derece önemlidir. Buna da önem veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonomik reformları toplumun tüm kesimlerine destek sağlamak da çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ile bütünleşmesine destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu heyetiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunuyor. Heyeti kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoları ve engelleri dolaylı yoldan birlik içinde aşabilmek için bir takım proje ve çalışmaların olduğunu belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın işbirliğinin öneminin altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanım, heyetimizi kabul ettiğiniz için size... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kabulde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ekonomik ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, ortak odanın kurulduğunu belirtti ve Kıbrıs Türk halkının daha da zenginleşmesine yönelik her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi. İsteklerinizde yatırım ortamının iyileştirilmesine önem veriyoruz. Bu konuda yatırım ortamı konusunda Kuzey Kıbrıs dünyanın en cazip merkezi haline gelmesi lazım ki yabancı yatırımcıları daha fazla teşvik edelim. Siz de bunu desteklediğinizde ben şahitim zaten. Özellikle ekonomik reformları da sağlamak çok önemlidir. Hisarcıklıoğlu ayrıca Macaristan'ın da dahil olduğu 6 Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla 17 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşecek olan Ortak Türk Ticaret Sanayi Odası Genel Kurulu'nda Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın gözlemci üye olmasını onaylayacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın çeşitli platformlarda yer alabilmesinin önemli gelişmeler olduğunu belirterek son yıllarda yapılan çalışmaların netice vermekte olduğuna işaret etti. Tatar iki devletin egemenliğini esas olarak kabul edilmesiyle bir antlaşmaya varılabileceğine ilişkin Kıbrıs'ta yeni zemin ve siyasetin şekillenmekte olmasının memnuniyet verici gelişmeler olduğunu da belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği ve girişimleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adının dünyada daha da duyulmasının siyasi zemini Kıbrıs Türk tarafının lehine çevirdiğini kaydetti. Federasyon ve içerdiği tehlikelerin artık geride kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesinin önemine işaret etti. Bu coğrafyada bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz'in zenginlikleri içerisinde gerek etraftaki doğal kaynaklar, gerek turizm potansiyeli, gerek üniversitelerimizde öğrenci akışı, gerek Anadolu'dan Asrın projesiyle aktarılan suyun da desteğiyle tarımdaki yeni projeler, çünkü artık pandemiden sonra, Covid'den sonra, Ukrayna Savaşı'ndan sonra tarımın da ne kadar önemli ve değerli olduğunu herkes tarafından tabii ki bu anlaşılmıştır. Dünya gelişiyor. Dünya ile birlikte bizim de gelişmemiz lazım. Üzerimizde sizin de buyurduğunuz gibi anlam planından sonra verilen sözlere ve vaatlere rağmen bu ambargo ve izolasyonun kaldırılmaması, bu engellerin engel olmaması lazım. Çünkü biz birlikte hareket ettiğimizde bu engellerin aşılması için dolaylı yoldan bir takım elbette projelerimiz ve yapacağımız çalışmalar vardır. Onun için ben sizlere gerçekten yürekten teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti. Personelin eğitimlerini yerinde izleyen Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumaya hazır olduğunu bilmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çamlıbel'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret ederek yapılan eğitimleri bizzat yerinde inceledi ve personelle sohbet etti. 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nın geçmişinden ve başarılarından çok etkilendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974'te de Kıbrıs Türk'ünün barış ve özgürlük içerisinde yaşamasında çok önemli bir rol oynadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının o günden beri barış ve huzur içerisinde yaşadığını, bağımsız ve özgür bir cumhuriyete sahip olduğunu ifade etti. Tatar, yapmış olduğunuz eğitimleri ve çalışmaları bizzat yerinde izledim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumaya hazır olduğunu bilmek mutluluk verici. Bugün sizinle aynı eğitim alanında bulunmaktan dolayı memnunum. Hepinize başarılar dilerim. Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa kapsamında birleştirilen 8 belediyenin personel intibakları intibak komisyonu tarafından gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, birleştirilen belediyelerin intibak sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını belirtti. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yerel yönetimler reformu kapsamında Cumhuriyet Meclisi'nden geçirilerek yürürlüğe giren belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa gereği birleştirilen 8 belediyenin personel intibaklarının intibak komisyonu tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Öztürkler, 24 Ocak 2023'te ilk toplantısını gerçekleştiren intibak komisyonunun çok titiz ve uyum içerisinde çalışarak Erenköy Karpaz, Lapta Alsancak Çamlıbel, Çatalköy Esentepe, Mesarya, Geçitkale Serdarlı, Mehmetçik Büyükkonuk, Değirmenlik Akıncılar ve son olarak Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin personel intibaklarının yapıldığını kaydetti. Öztürkler, yerel yönetimler konusunda çeyrek asırdan fazladır dokunulmayan, en son 22 yıl önce resim, harç ve vergilerde düzenleme yapılan, çağın çok gerisinde kalmış, günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen belediyelerimizin anayasası olarak görülen 51'e 95 Belediyeler Değişiklik Yasası kapsamlı şekilde değiştirilmesi ve belediyelerimizin birleştirilmesine ilişkin özel yasayla da daha geniş bir alanda halkımıza kaliteli hizmet verilmesinin sağlanması için önemli bir reformun hayata geçirilmesi ülkemizin geleceği adına en büyük gururumuz olmuştur dedi. Ülkede yaşanan ilaç eksikliği ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından kriz masası kuruldu. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Tuğra başkanlığındaki kriz masası bir toplantı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'nın başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda ilaç eksikliği ile ilgili kriz masası kuruldu. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kriz masası Sağlık Bakanlığı'nda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hekimler ve eczacılar tarafından risk faktörüne göre yaşamsal ilaçların sınıflandırılması ve listelerinin güncellemesinin yapılması, stoklardaki eksik ilaçların tamamlanabilmesi adına ülkeye ilaç ihracatının yapılabileceği ülkeler ele alındı. Toplantıda ayrıca yerli ilaçların ruhsatlandırılması ve veya üretimi yapılabilmesi için yasa tüzük çalışmalarını yürütecek komitenin kurulmasına karar verildi. Bakan Altuğra'nın başkanlık ettiği toplantıya Bakanlık Müsteşarı, İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü, Tabipler Birliği Temsilcisi, Eczacılar Birliği Başkanı ve Genel Sekreteri, Tıp İş Sendikası Başkanı, Devlet Eczanesi Eczane Sorumlusu, ilgili doktorlar, eczacılar ve ecza depoları yetkilileri katıldı. Ve hayat pahalılığı rakamları açıklandı. Tüketici fiyatları genel endeksinde bir önceki aya göre %2,62, bir önceki yılın aynı ayına göre %89,23 değişim gerçekleşti. İstatistik Kurumu Ocak ayı tüketici fiyatları endeksini açıkladı. Tüketici fiyatları genel endeksinde bir önceki aya göre %2,62, bir önceki yılın aynı ayına göre %89,23 değişim gerçekleşti. Bir önceki aya göre endekste kapsanan 551 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 61 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış %12,19 ile çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda ortaya çıktı. Lokanta ve oteller ana grubunda ise %3,43 azalma oldu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen İpek'in Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesi kapsamında eğitimler başladı. İpek'in Kıbrıs'ta yeniden doğuşu konferansı ise Lefkoşa'da düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen İpek'in Kıbrıs'ta yeniden doğuşu projesi kapsamında 22 kadın kursiyerin eğitimleri başladı. Eğitimler Akçay Muhtarı Uğur Dereli Köylü'nün de işbirliğiyle pilot bölge olarak seçilen Akçay'da akademisyen Doktor Berna İller'in eğitmenliğinde gerçekleştiriliyor. Ülkede yok olmaya yüz tutmuş kozacılık ve ipek dokuma geleneğinin yeniden canlanmasını hedefleyen projede kursiyerlere teorik olarak yumurtadan tırtıl çıkartma, büyütme süreci, kozanın ayıklanması, kozalardan ipek ipliği elde etme ve ipek kumaşı dokuma konularında eğitim verilecek. Proje kapsamında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Berna İller'in konuşmacı olarak katılacağı İpek'in Kıbrıs'ta Yeniden Doğuşu isimli konferans halka açık olacak. Sayın seyirciler, Zehiye Helin Resur'un cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ 3 ay aşmama koşuluyla cezaevine gönderildi. Bazı sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ise kadın ve çocukların korunmasına yönelik eksikliklere dikkat çekmek için Helin Resur cinayet zanlısının çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem düzenledi. Helin Resur'un cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ, İskele Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Yargıç Şevket Gazi, zanlıyı poliste tutuklu kalmasına gerek bulunmadığı ve tahkikatın devam ettiği gerekçeleriyle 90 günü aşmamak koşuluyla cezaevine gönderdi. Katil zanlısı cinayetin işlendiği 25 Ocak'ta güneye geçmiş, güneyde tutuklanan zanlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'ne teslim edilmişti. 16 yaşındaki Helin Resur, İskele'de 25 Ocak'ta bir inşaatta ölü bulunmuştu. Bazı sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ise kadın ve çocukların korunmasına yönelik eksikliklere dikkat çekmek için Helin Resur'un cinayet zanlısının çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem gerçekleştirdi. Eylemde Mausa Kadın Merkezi Derneği Başkanı Sıdıka Özdoğan tarafından ortak basın açıklaması okundu. Açıklamada kadın cinayetlerinin politik olduğu ve devletin kadın ve çocukların korunması için üzerine düşen görevleri yerine getirmediği iddia edildi. Çocuklarımızın yaşadığı sorunları önceden tespit edebilmek ve olası tehlikelerden korunmalarını sağlamak için çocuk izleme merkezlerine ihtiyacımız var. Taciz davalarının birinci öncelikli davalar haline getirilmesini istiyoruz. Tacizlerin engellenmesi için eğitimin çok büyük bir önemi vardır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları eğitimlerinin okul müfredatlarına girmesini ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını talep ediyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin ve kurumlarının yasası 2014 yılında meclisten geçirildi ancak kadrolar oluşturulmadı. Ev içi şiddet yasası hazırlandı. Ancak üzerinden 6 hükümet geçmesine rağmen henüz onaylanmadı. Sayın seyirciler, yağmurlu hava 4 gün boyunca etkisini sürdürecek. Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı düşmeye devam edecek. Salı günü ise dağlık kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Ülkemiz 4 gün boyunca yağmurlu havanın etkisi altında olacak. Salı gününe kadar 12 ila 15 santigrat derece dolaylarında seyredecek sıcaklık, 8 ila 11 dereceye düşecek. Salı günü dağlık kesimlerde kar yağışı da bekleniyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yer yer don olayı görülecek. Meteoroloji Dairesi'nin 4-10 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleriyle periyodun ilk yarısında soğuk, ikinci yarısında ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Sayın seyirciler, günün ilk haber bülteniyle karşınızda olduk. Az sonra basın özetleriyle sabah habere devam edeceğiz. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar.
Alçak basın sistemiyle nemli ve soğuk hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvetle esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 14, Girne'de 14, Alevkayası'nda 10, Güzelyurt'ta 14, Gazimosa'da 15, Lefke'de 14, İskele'de 14 ve Yeni Erenköy'de ise 13 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 4, Girne'de 7, Alevkayası'nda 1, Güzelyurt'ta 4, Gazimosa'da 7, Lefke'de 8, İskele'de 7 ve Yeni Erenköy'de ise 8 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 15, Girne'de 15, Alevkayası'nda 10, Güzelyurt'ta 15, Gazimosa'da 15, Lefke'de 14, İskele'de 15 ve Yeni Erenköy'de ise 14 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de hava çok bulutlu, sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Ve saatleri 8.36'ya taşıdık sayın seyirciler. Sabah haberde basın özetleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz saatler 9'u gösterinceye dek. Bugün ilk gazetemiz Vatan, Vatan Gazetesi manşetinde Ahmetleri değil Helinleri koru başlığını yansıtmış. Haberin ayrıntılarına bakalım. 42 örgüt Ünsal'ın istisnai vatandaşlığının iptalini istedi. Başlığı bugün Vatan Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Ve sür manşete bakalım. Limasol direnişi ve direnişte şehit düşenler 13 Şubat'ta anılacak. Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında Limasol'da gerçekleştirdiği direnişle bu direnişte şehit düşenler 13 Şubat pazartesi günü Girne'de törenle anılacağına dair ayrıntılar bugün Vatan Gazetesi'nin sür manşetinden okuyucu aktarılıyor. Logo yanına dönelim. KKTC'ye eğitim materyali taşıyan 14 tır törenle uğurlandı başlığıyla aktarıldı. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti El Ele Daha İyiye projesiyle ilgili ayrıntılar aktarılmış bugün. Vatan Gazetesi'nin logosunun hemen yanından ayrıntıları aktaralım. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti El Ele Daha İyiye projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okullara iletilmek üzere hazırlanan eğitim materyallerini taşıyan 14 tır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uğurlandı. Hasanoğlan'daki ders aletleri yapım merkezinde Türkiye KKTC El Ele Daha İyiye projesi kapsamında eğitim materyallerini taşıyan tırları uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, bürokratlar ve eğitimcilerin katıldığına dair ayrıntılar bugün Vatan Gazetesi'nin logosunun hemen yanından okuyucuya aktarılıyor. Devam edelim ilk sayfaya aktarmaya. İçişleri Bakanı Öztürkler'in açıklamalarıyla bu kez birleştirilen belediyelerimizin intibak süreci sağlıklı şekilde tamamlanmıştır açıklaması dikkat çekiyor. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'in yapmış olduğu açıklamada yerel yönetimler reformu kapsamında Cumhuriyet Meclisi'nden geçirilerek yürürlüğe giren belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasası gereği birleştirilen 8 belediyenin personel intibaklarının intibak komisyonu tarafından yapıldığını açıkladığı haberi bugün Vatan Gazetesi'nin ilk sayfasında öne çıkan bir diğer haberdi. Ve Ersen Başkanı Çağlayan Cesur Er'in yapmış olduğu açıklamalar var. Cesur Er, Kıbrıs Türk toplumunun zarara uğratılmasını asla kabul etmeyeceğiz dedi. Bakalım neler söylemiş. Kıptek'in peşkeş çekilmesini ve Kıbrıs Türk toplumunun zarara uğratılmasını asla kabul etmeyeceklerini belirtti Cesur.
sorar ve yeni yatırımların bu ay içerisinde hayata geçirilmemesi halinde yaşanacak olanlardan çalışanların sorumlu olmayacağını söylediği haberi aktarıldı bugün Vatan Gazetesi'nin ilk sayfasında. Ve Vatan'ı noktaladık. Halkın Sesi'yle devam edelim. Halkın Sesi gazetesi bugün manşetinde Kıbrıs Türk Devleti'ni tanıyın başlığını kullandı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapmış olduğu açıklamaları manşetine taşıdı. Kıbrıs Türk Devleti'ni tanıyın çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Ayrıntıları aktaralım. Ankara'da ders aletleri yapım merkezinde düzenlenen Türkiye KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye programında yaptığı konuşmada dikkat çekiyor yapmış olduğu açıklamalar. Fuat Oktay artık kuzey demek istemiyoruz diyerek Kıbrıs'ın kuzeyinden Kıbrıs Türk Devleti olarak bahsetti ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Toplumu Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırdı haberi yer alıyor. Oktay biz altılı masadakilerin yaptığı gibi Kıbrıs Türk'ünü bir kıyıya köşeye koyup iki yüzlü uluslararası toplumun gözlüğünden bakacak değiliz. Kıbrıs Türk'ünün dimdik var olması, Kıbrıs Türk Devleti'nin güçlenmesi bizim olmazsa olmazımızdır dedi. Kuzey Kıbrıs'ta diğer pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da reforma ihtiyaç olduğunu ama arzu edilen seviyede mesafe alınamadığını vurgulayan Oktay, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde Kıbrıs Türk'ünün nitelikli eğitime erişmesi için destek verdiklerini söylediği haberi bugün Vatan Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Ve sür manşete bakalım. Biri ağır, iki yaralı başlığı dikkat çekiyor. Lefkoşa-Girin Anayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak beton sete çarpıp takla attığı kazada biri ağır, iki kişinin yaralandığı haberi aktarılıyor bugün Halkın Sesi'nde. Ve yine logos üzerinde dikkat çeken bir diğer haber, Günsel ailesi sayesinde dünyaya ulaşıyoruz başlığı dikkat çekiyor. Ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 46 eşsiz el yapımı halıyı sanatseverlerle buluşturdu. Uşak Halı Sergisi Cumhurbaşkanı Tatar ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın katılımı ile Yakında Üniversitesi'nde açıldığına dair ayrıntı okuyucuya aktarılıyor bugün Halkın Sesi'nde. Halkın Sesi'ni noktalayalım ve yeni bakışla devam edelim. Yeni Bakış gazetesi bugün Kemal Saraçoğlu Lösemil Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp'in açıklamalarıyla manşetini oluşturmuş. Yılda en az 8 çocuk kanser oluyor açıklaması dikkat çekiyor bugün Yeni Bakış gazetesinin manşetinde. Açıklamaların ayrıntılarını aktaralım sizlere. Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp, vakfın 76 aktif üye çocuğun bulunduğunu belirterek, yapılan istatistik çalışmalarda her yıl ülkemizde 8 ile 13 çocuğun yeni tanı almakta olduğuna dikkat çekti. Özeralp, vakıf olarak devletten hiçbir katkı almadıklarının altını çizerek, aksine devletin hayır kurumlarını desteklememesi ve hatta işleyişlerini engelleyici ve zorlaştırıcı olmasının sivil toplum örgütlerinin gönüllülükle halk için verdiği hizmetlerine çelme takmakta olduğunu belirtti. Özeralp, ilaç konusunda zaman zaman eksikliklerin yaşandığını belirterek, pandemi döneminde çığ gibi büyüyen ilaç eksiklikleriyle karşı karşıya kalındığını hatırlattı. Özeralp hala bu ivedi ihtiyaca Sağlık Bakanlığı ve devlet yetkilileri tarafından sürdürülebilir bir çözüm ve sistem getirilmediğini ifade ederek kanser tedavisinde kullanılan ilaçların zamanının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Aksatılmaması, gecikmesi geriye dönüşsüz sonuçlar gecikmesi geriye dönüşsüz sorunlar doğurur diyen Özeralp, her gün maalesef hastalarımız, çocuklarımız büyük bir tehditle karşı karşıya kalmaktadır diye konuştuğuyla ilgili ayrıntılar bugün Yeni Bakış gazetesinin manşetinden okuyucu aktarılıyor. Logo üzerine dönelim. Zehiye Helin Resul'un cinayet zanlısı Sefer Buğra Altuntaş
3 ayı aşmama koşulu ile cezaevine gönderildi. Öte yandan bazı sivil toplum örgütü ve siyasi partiler kadın ve çocukların korunmasına yönelik eksikliklere dikkat çekmek için Helin Resul cinayet zanlısının çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem düzenlediği ile ilgili ayrıntı da Yeni Bakış gazetesinin bugün sürmanşetinden okuyucuya aktarılıyor. Logo yanına dönelim. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Aksa'yla görüşmeler konusunda gelinen aşamayla ilgili Sayın Başbakan, kurula gerekli bilgileri verdi. Herhangi bir aksilik gözükmüyor. Kablolu elektrik bu ülkeye şu ya da bu şekilde gelecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın dediğiyle ilgili ayrıntılar bugün Yeni Bakış gazetesinin logosunun hemen yanından okuyucuya aktarılıyor. Aksa şartlarımızı kabul etti başlığı ile haber aktarılmış. Lefke Sivil Toplum Örgütleri platformunun yapmış olduğu bir açıklama var. Lefke'de 3 yıl sürecek yeni madencilik faaliyetlerinden bahsedilmekte olunduğunu ifade ederek kesinlikle karşıyız. Girişime asla geçit vermeyeceğiz dediği haberi yeni madenciliğe hayır diyoruz başlığı ile aktarılıyor bugün Yeni Bakış gazetesinde. Ve 42 örgüt Ünsal'ın vatandaşlığının iptalini istedi başlığı yer alıyor. Ulusal Birlik Partisi hükümeti döneminde 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapılan Dinişleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın vatandaşlığının iptali isteniyor. 42 örgüt İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaparak İçişleri Bakanı Ziya Öztürkleri Ahmet Ünsal'ın vatandaşlığının iptali için girişim başlatmaya çağırdığı haberi bugün Yeni Bakış'ta yer alıyor. Avrupa ile devam edelim. Avrupa gazetesi de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapmış olduğu açıklamaları bugün manşetinden okuyucuya aktarıyor. Ve Kıbrıs'tayız. Kıbrıs gazetesi Kıbrıs Türk Devleti'ni tanıyın çağrısını manşetinden okuyucu aktarıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye KKTC El Ele Eğitim'de Daha İleriye programında yaptığı konuşmasında Birleşmiş Milletler'e seslendi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu bir kez daha Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, Kıbrıs Türk Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz diyen Oktay, Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde yalnızca Kıbrıs Adası'nın değil Doğu Akdeniz bölgesinin de istikrar ve refaha katkı sağlayacak bir çözüm için gayret göstermeye devam edeceğini söylediği haberi bugün Kıbrıs gazetesinin manşetinde yer alıyor. Ve sürmanşete bakalım. Yollarımız aydınlanacak başlığı dikkat çekiyor. Belediyeler aydınlanmada yetkili İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'in yapmış olduğu açıklama, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar'ın yapmış olduğu açıklama ve Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa'nın yapmış olduğu açıklamalar değerlendirilmiş bugün Kıbrıs gazetesinin sürmanşetinde ve yollarımız aydınlanacak başlığı ile yapılan açıklamalara dikkat çekiliyor. Ve logo yanına bakalım. Ocak ayı enflasyonu %2.62, yıllık enflasyon %89.23. KKTC İstatistik Kurumu Ocak ayı tüketici fiyat endeksini açıkladığıyla ilgili ayrıntılar da bugün Kıbrıs gazetesinde yer alıyor. Yeni düzenle devam edelim sayın seyirciler. Sokakta öfke var başlığı bugün Yeni Düzen gazetesinin manşetinde yer alıyor. Fotoğraf destekli olarak aktarılan haberde hükümetin attığı veya atamadığı adımlar birçok kesimi harekete geçirdi. Toplumdaki huzursuzluk sokağa taştı. Hükümete tepki büyüdü manşeti haber ayrıntısıyla haber oluşturulmuş. Sokakta öfke var manşetiyle sokakta ve kamuoyunda yaşananlara dikkat çekiliyor. Ve konuyla ilgili Ticaret Odası'nın yapmış olduğu açıklamada 2022 yılı içinde uygulanan sosyal sigorta prim desteğinin aynen devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde en sert eylemleri gündeme getireceklerini başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel'e bir yazı ile duyurdu Ticaret Odası. Ve kadınların temel insan haklarına yönelik sarf ettiği sözlerle anılan Dinişleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal'a verilen istisnai vatandaşlığın iptali için İçişleri Bakanlığı önünde eylem düzenlendi ve
Devletim diyorsan Helinleri kolu başlığında ise bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler iskelede 25 Ocak'ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Zehiye Helin Resul'un katledilmesine tepki göstermek için İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem düzenledi. Duruşmayı da takip eden eylemciler mahkeme önünde isyandayız devletim diyorsan Ahmet Ünsal'ları değil Helinleri koru diye açıklamada eylemde pankart açtı. Açıklamayla yer veriyor Yeni Düzen gazetesi bu haberin ayrıntılarına ve sokakta öfke var manşetiyle aktarıyor eylem ve oluşan tepkileri. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarına bakalım. Oktay devletin adını değişti artık. Kuzey demek istemiyoruz. Kıbrıs Türk Devleti dediğiyle ilgili ayrıntı bugün Yeni Düzen gazetesinde yer alıyor. Ve diyaloğa bakalım. Tepki yağıyor başlığı bugün manşette yer alıyor. Ercan, Ankara ve İstanbul uçuşlarında bilet fiyatları 10 bin liraya kadar yükseldi. Üst başlığıyla aktarılan haberde Şubat tatilinde yolcu trafiğinin artması nedeniyle Ercan'dan Türkiye uçuşlarda bilet fiyatları 10 bin liraya kadar yükseldi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre bugün, yarın ve pazartesi uçuşlarında en ucuz Ankara bileti 2 bin, en pahalısı 10.921 lira. İstanbul bilet fiyatları ise 2.418 ile 5.190 arasında değiştiğiyle ilgili ayrıntılar bugün Diyalog gazetesinin manşetinde yer alıyor. Ve Türkiye KKTC el ele daha ileriye projesi kapsamında 14 tır dolusu okul malzemesinin adaya gönderildiğine dair haberde devamı gelecek başlığıyla yer alıyor bugün Diyalog gazetesinde. Ve son gazetemiz Güneş. Güneş gazetesi bugün manşetine Kıbrıs Türk Devleti'ni tanıyın çağrısını yansıtmış. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu bir kez daha Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye davet etti başlığıyla haber aktarılıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 30 Ocak'ta aldığı Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresini bir yılına uzatan kararına değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu kararla Kıbrıs konusunda yıllardır yapılan yanlışlarla bir yenisinin eklendiğini söyledi. Oktay, Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken Rum kesiminden tek taraflı rıza alınmasının ne insani, ne diplomatik, ne de hukuksal bir karşılığı olduğuna işaret ederek, konseyin bu kararıyla denenmiş ve başarısızlığı ispatlanmış çözüm modelleri üzerindeki ısrarından vazgeçmediğini gösterdiğini, uluslararası toplum kılıfında Akdeniz'de korsanlığın devam ettiğini kaydeden Oktay, bu tehditlerin ne kadar Kıbrıs Türk Devleti makamlarına ne de Türkiye'yi korkutabileceğinin altını çizerek, herkes bunu böyle bilsin, adada barışın teminatı BM Barış Gücü değil, garanti antlaşmalarından doğan hak ve yükümlülükle ile Türkiye'nin garantörlüğü ve adada bulunan Türk askeridir dediğiyle ilgili ayrıntılar bugün Güneş Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Yeni Kıbrıs politikamızın doğruluğu ve ana vatanımızın sahipliği başlığına bakalım. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun yapmış olduğu açıklama. Hasipoğlu yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın artık Kuzey demek istemiyoruz, Kıbrıs Türk Devleti şeklindeki açıklamalarına işaret ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapmış olduğu Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınması çağrısını ortaya koymuş olduğumuz yeni Kıbrıs politikamızın ne kadar doğru olduğunu ve ana vatanımız tarafından yürekten sahiplendiğinin en sarih ifadesidir dediğiyle ilgili ayrıntılar da Güneş Gazetesi'nde ilk sayfada yer alıyor. Bizler böylece Kıbrıs Türk basınını noktalıyoruz. Az sonra yeniden karşınızda olacağız.
Ve Türkiye basınıyla devam edelim. Hürriyet gazetesi ilk gazetemiz Ankara'da isim verdi başlığı dikkat çekiyor bugün. Hürriyet gazetesinin manşetinde İçişleri Bakanı Soylu bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmalarını ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in organize ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bundan sonra bu tür yöntemlere giderlerse bizim de atacağımız adımlar olacaktır dediğiyle ilgili ayrıntılar bugün manşette yer alıyor. Sabah gazetesine bakalım. Millet 14 Mayıs'ta bay bay Kemal diyecek açıklaması yer alıyor. Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ta CHP'nin başındaki zata bay bay demekle kalmayacak. Tek parti zihniyetini de sanda gömeceğiz açıklaması dikkat çekiyor bugün sabah gazetesinde. Ve Cumhuriyet'le devam edelim. Masada 3 senaryo, Millet İttifakı'nın ortak adayı kim olacak sorusu yanıt bekliyor diye aktarılıyor Cumhuriyet gazetesinin bugünkü öne çıkan haberi. Milliyet'e bakalım. Senatörlerin F-16 şantajı başlığı dikkat çekiyor. ABD senatörler Türkiye'ye F-16 satışı için Finlandiya ve İsveç'te NATO üyeliği şartı istedi. Kongre iki konuyu ilk kez doğrudan ve açıkça ilişkilendirdi başlığı dikkat çekiyor bugün Milliyet gazetesinde. Ve akşamdayız. Fondaş'a seçim ödemesi 2021'de deşifre olan Fondaş Medya 2023 seçimleri öncesi de gündemde, son bir yılda iki yeni dijital medyaya gelen fonlar dikkat çekiyor diye aktarmış Akşam Gazetesi bugünkü manşet haberini. Ve Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Türkiye Gazetesi de bugün içeriden ve dışarıdan sandık operasyonları hızlandı, ittifak oyunları başlığını manşetine aktarmış. Bahaneyle konsoloslukları kapatıp Türkiye'ye güvensiz göstermeye çalışıyorlar. Vatandaşın dövize kayması için borsada her türlü operasyonu yapıyorlar diye içeriden ve dışarıdan sandık operasyonlarının hızlandığına dair başlıkla aktarılıyor haber. Ve Sözcü Gazetesi de bugün enflasyon düşüyor, fiyatlar yükseliyor diye manşetini yansıtmış. Ben ekonomistim diyenlerin eseri. TÜİK'e göre Ocak ayında enflasyon %6,65 arttı. Yıllıkta %57,68'e indi. ENAG'a göre ise geçen ay enflasyon %9,26 arttı. Yıllıkta %121,62 olduğuna dair ayrıntı da bugün gazetenin, Sözcü Gazetesi'nin manşetinden okuyucu aktarılıyor. Evet, bizler böylece biz ayrılan süreyi noktalıyoruz efendim. Gün içerisinde haber bültenleriyle, gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.